kararı gibi oldu. Sahanın bütün bölümünde gol pozisyonuna giren, attığından çok daha fazlasını kaçıran bir Karabükspor vardı. Tabii bu da bizi demoralize ediyor. İşin açıkçası bu kadar iyi oynayıp da kazanamamak hem takımın üzerinde hem de genel atmosferde biraz baskı yaratıyor. Ama yapacak da bir şey yok yani. Söyleyecek bir şeyim yok. Un bon match aujourd'hui. On a bien débuté le match, on a eu beaucoup d'occasions. On devait gagner ce match. Malheureusement, on a pris un but en fin de match sur coup de pied. Aujourd'hui, Karabükspor devait gagner les 3 points. Bugün gerçekten iyi mücadele ortaya koyduk. Çok iyi futbol oynadık. Fakat futbolda böyle şeyler olabiliyor. Sadece bir gol atabildik. Bugün birçok gol fırsatından yararlanamadık. 3 puan almamız gerekiyordu. Fakat dediğim gibi futbol. Futbolda böyle şeyler oluyor. Bir puan aldığımız için çok üzgünüz bugün. Ben de Samba'ya katılıyorum. Gerçekten iyi futbol oynuyoruz kaç haftadır ama bir galip gelemedik. Bir şanssızlığımız var. Gol buluyoruz ama işte yediğimiz golü de gerçekten çok çok sıkıntılı yani benim için. Yani hak ettiğimiz şeyleri alamıyoruz şu an. Gerçekten iyi futbol sergiliyoruz ama işte bir galip gelemedik. İnşallah Beşiktaş maçında bu şanssızlığımızı kırıp galip geliriz. İkiye ayırmak lazım. Penaltıdan önce, penaltıdan sonra diye. İlk yarısı dengeli geçti. İkinci yarı biz oyunu force etmeye başlamıştık, iyi oynamaya başlamıştık ama bir penaltı kararı. Sonrasında tam biz tabii hamle yapıp oyunu eşitliğe getirmek için hem oyuncu olarak biz hamle yaptık hem saha içindeki oyuncular öne çıktı. Bu da biliyorsunuz Karabükspor'un istediği bir sistemdir. Arkası boş takımlara karşı çok etkili. O arada 2-3 tane net pozisyona girdiler. Kalecimiz Hakan gerçekten başarılı kurtarışlar yaptı. Oyun saat 2'de olunca biz zaten oyunu göremedik. Çok karşıdan güneş geliyor. Oyuncuların da biraz temposu düştü. Biz gündüz maçları oynansın istiyoruz ama kulübeleri güneşe doğru yapma fikrinden vazgeçelim. Yani biz bu ülkede bazı şeyleri değiştirelim. Teşekkür ederim. Bizim açımızdan iyi mücadele oldu. Pozisyon açısından biraz Karabük bizden daha iyiydi. Maçın hakkıyla da gidip geldi maç. Ama bir puan almak Karabük'ten bizim için avantajlı. O yüzden iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Ben şaşırdım çünkü benim karnıma çarptı. Top izi bile çıktı. Hakeme de gösterdi. Orta hakem vermediğini söyledi. Arka hakem verdiğini söyledi. O da o pozisyonda nasıl gördüğünde, çünkü benim arkam dedi vuran topu benim elime çarptı diyorsa arkamdaki pozisyonda nasıl görecek onu da tabii hakemin tercihi ama penaltı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Saçma sapan penaltı oldu diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Zor bir deplasmandan bir puan aldığımız için yenemiyorsan yenilmeyeceğim mantığıyla bir puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı seriyi devam ettirip puan ya da puanlar almak istiyoruz. Soru soralım. Buyurun. Bir kardeş. Şimdi sakatlandınız herhalde. Korsan Eser girdi. Evet. Ahdiye vardınız. Sonra düştünüz. Bir şeyler yapıldı ayağınıza. Evet. Ahdiniz. Koştunuz. Nasıl oluyor bu? Ben anlayamadım. Çünkü ben de eski topçu olduğum için. Anladım. Siz de bilirsiniz. Yani ama, müdahale olunca bir cevap. Evet. Bir 5 dakika ne bileyim acı çekmen lazım. O bağırman siz çok, bir de bağırdın yani. İzlemediniz herhalde. İzlerseniz yok, daha iyi anlarsınız. Ben çok dikkatli izliyorum da. Ben şey demedim yani. Şey yakışmıyor. Hani acıdan dolayı verdiğim tepki zaten o. Yani bu şekilde. Çok bağırdı dedim ki ya bu. Evet. Ya, izlerseniz tekrar ayağıma bastığımı göreceksiniz. Size.